en az kullanacağınız et kadar önemli. Bu arada bu tavanın arkasında da şöyle göstereyim ısınmadan, nefis bir çikolatalı gözleme olacak peyzoş için. Peki bu saç kavurmanın malzemelerinde neler var? Ben birebir olması gerektiğine inandığım şekilde yapacağım. Kuzu eti kullanacağım ve birazcık da kuyruk yağım var. Kesinlikle bunu koymanız lazım. Şimdi bana ekrandan diyorsunuz ki ne, etin içine kuyruk yağı mı koyulur? Evet, kesinlikle koyulur. İyi bir kasaptan güzel bir kuyruk yağı alırsanız kokmaz ve sizi rahatsız etmez. Aa, yaz ayında bu olur mu diye soruyorsanız kahvaltıyı biraz hafif yapın. Bence tam yaz ayında, akşam serinliğinde yapın. Şöyle ekmek bana yiyin. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Bence herkes bakıyorum bana katılıyor. Onun dışında evet, Baran burada olduğunu belli ediyor, böyle diyor. Onun dışında bir adet kuru soğanım, 3-4 tane yeşil sivri biber, acı sevmiyorsanız ben çok seviyorum. Siz köy biberi kullanabilirsiniz. 2 tane domatesim var. Hızlı pişirecekseniz hep söylüyorum, kabukları soymasanız da olur. Ama eğer soymazsanız ve ateşi biraz düşürürseniz kabuklar domatesten ayrılıp üste çıkıp kötü bir görüntü alabilir. O yüzden ya ocağın ateşini iyi ayarlayın ya da kabukları soyun. Tamamen size kalmış. Ben döküm tava kullanıyorum dedim. Ocağın altını bir tık önce açtım. Neden? Döküm malzemeler geç ısınır, geç soğurlar. Şimdi bakıyorum. Böyle bu yağın ve etin içinde cos yapması lazım. Çok hafif, lezzetlendirmek için şöyle zeytinyağını ekledim. Burada tavanın marifeti kadar etin marifeti de çok önemli. Yumuşak böyle kuzu eti kullanırsanız çok daha güzel olur. Kuzu yemeyenlerden dana kaburgadan alabilirler. Şimdi bakın bunun içine kuyruk yağlarını ekliyorum. Kullanacağım tava döküm tava olduğu için, döküm tavanın sapları da ısındığı için fırın eldiveninden yardım alacağım. Bunlar böyle burada mis gibi kavrulup eriyecekler. Peki kuyruk yağı ete ne yapar, ne mi yapar? Lokum gibi et yapar, bilginiz olsun. Biz bunu hatta bazen ekmeğin arasına koyar, soğanla yeriz ve çok da severiz. Şimdi o olurken diğer malzemeleri hazırlayayım. Bunun içinde soğanları nasıl görmek istiyorsunuz ona karar verin. Yemeklik mi, piyazlık mı, ona göre doğrayın. Şöyle bir düşünüyorum, ben nasıl koyayım diye. Ben sanıyorum şöyle piyazlık doğrayacağım. Soğanlarım hazır. Şimdi sıra biberlerde. Önce her zaman olduğu gibi çekirdeklerini çıkartacağım. Bir yandan da Kubilay benle gelsin, şu kuyruk yağının güzelliğini görün. Bakın kızarınca nasıl oluyor. Ben biraz iri iri doğradım. Etler de öyle çünkü. Mis gibi de koktu. Şimdi hemen biberlerime döndüm. Biberlerimi de bir araya getirdim. Hemen onları da doğruyorum. Ben burada karar verdim, şimdi herkese de sordum. Domatesin kabuklarını soyacağım. Dediğim gibi tercih size bağlı. Biberleri de böyle çok minik minik doğramayın. Çünkü piştiği zaman her şeyin içinde olması gerekiyor. Daha doğrusu görünmesi ve hissedilmesi gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Tam ekmeklik olmuş, ben size söyleyeyim. Ama bu arada biraz diyete başladım. Şöyle ucundan azıcık yiyeceğim, o kadar. Şimdi hemen etlerimi içine gönderiyorum. Bakın buna ben sadece çok azıcık lezzet versin diye zeytinyağı eklemiştim. Bu tamamen kuyruk yağının etkisi. Ve bir de siz yapın, deneyin, yumuşaklığına inanamayacaksınız. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Bunu içindeki yağ da pişirecek. Hızlı bir şekilde hazır olacak. Şimdi etlerim pişerken ben de hızlıca domateslerimi soyuyorum. Onları da hazırlayacağım. Bu arada unutmadan göstereyim. 2 tane sarımsağım var. Hatta bunları da şöyle ince ince dilimleyelim.
Lokum gibi etlerin pişiyor. Kuyruk yağının etkisi de her halinden kendini belli ediyor. Burada soğanım, sarımsağım, biberim, domatesim, kabuklarını soydum, hazır. Sen bana mis gibi kokular geldi. Şöyle etime de bakmak istiyorum. Bakın şöyle şu güzelliği bir görün. Peki bu yağ ne olacak? Tabii ki lavaşları ıslatacağız. Bana yiyeceğiz bunu bugün. Bence bir 5 dakikaya harika oldu. Sonra bu tavamın arkasında hemen gözlememi pişireceğim. Ve etime dönüyorum. Etim, kuyruk yağlarım bence mükemmel görünüyor. Hemen içine soğanlarımı ve sarımsaklarımı ekliyorum. Şu ana kadar hiç tuz eklememiştim. Artık ekleyebilirim. Bir çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Soğanlarımı unutmayın, çok öldürmeyeceğiz. İçinde böyle biraz diri diri görünmeleri gerekiyor. Şu görüntüsü bile bence çok iyi. Ne dersin Baran? Bu arada herkes Baran'ı çok merak ediyormuş. Bana Instagram'dan çok fazla mesaj geliyor. Sana bir video yapalım arkadaşım. Şimdi soğanlarım yumuşayana kadar ben yine gözlemenin birini yaptım. Şimdi şu ete ve soğanlara bakın lütfen. Aynı anda biber ve domatesi göndereceğim içine. Bakın bunları gönderdim. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Hiçbir malzeme çok ölmeyecek. Şu an kubiler size alıyor. Bence şu görüntüsü bile muazzam. Şimdi içine baharatları ekleyebilirim. Tekrar diğer malzemeler için birazcık daha tuz ekliyorum. Bu arada bana hep soruyorsunuz, çok mu tuz koyuyorsun diye. Hayır, aksine yemeklerim tuzlu değil. Arkadaşlarıma göre biraz tuzsuz olur. Ben kaya tuzu kullanıyorum. O sebeple size öyle geliyor olabilir. Biraz karabiber ekledim ve bol miktarda kırmızı toz biber. Arzu edenler pul biber de ekleyebilirler. Benim çok lezzetli taç kavurmamın sadece 1-2 dakikası kaldı. Hatta şöyle yapalım mı? Hep ne söylüyorum? Döküm tava, geç soğur. Bakın görüntüler böyle olacak. Bolu'da buna aynı böyle yaparlar. Bolu'dan izleyenler varsa lütfen bize yazın. Olmuş mu? Beğendiniz mi? Ocağın altını kapattım. Saç kavurma için ne demiştim? Ekmek ya da lavaşı bandıra bandıra yiyeceğiz. Ben hemen şöyle birkaç tanesini alıyorum. Bakın ne yapacağım şimdi. Hızlı bir şekilde bunları ıslatıyorum ve etin altına koyuyorum. Bunu da yerken etin altından böyle çekip çekip alacaksınız. Usulü budur. İyice ıslatıyorum. Gerçekten çok acıktım. Aynı böyle görünecek lavaşlarınız. Yine bunu da aynı şekilde yapıyorum. Daha önce de söylemiştim, döküm tavayı bilerek erken kapattım diye. Çünkü sebebi bu. Siz de altını kapatsanız dahi o pişirmeye devam eder. Bütün suyundan alın ve aynen böyle görünsün. Bunu aynen bu şekilde servis edeceksiniz.